Merhaba sayın seyirciler. Şu anda ACI Black Auditorium'dayız ve çok güzel bir assembly seyredeceğiz. Ben Serra Yıldırım. Ben Eda Yıldırım Kaya. Evet, bugünkü assembly okulumuzun çok değerli kulüplerinden biri olan ACI Green Project tarafından hazırlandı. Eda, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence okulumuzda çok önemli bir yere sahip bir kulüp. Gerçekten çevre bilincinin artırılması için ve hani bu aynı zamanda İzmir genelinde artırılması için gerçekten İzmir'in ihtiyacı olan da bir grup. Kesinlikle bu assembly hazırladığı program hepimizi çok bilgilendirici. Hepimiz izlemesi gereken bir program olduğunu düşünüyorum. Evet, başlamak üzereyiz. Hepinize iyi seyirler. İzlemenizi rica ediyoruz. As you all know, ACI Green Project prepared a program for us for this assembly. Now I will give microphone to them. It will be a great show, please. Pay attention. Thank you. There's so much yucky stuff out there, I want to get it all. Wouldn't you like to rock a fish on your noodle? Wouldn't you like to wear the kit and caboodle? Do you have a skunk stole with the prune pit? One grouch is trash, it's another grouch's outfit. I'm gonna pop some trash. Only got seven bags in my trash can. I'm shopping, looking for some rubbish. This is gross and awesome. They had a broken scooter. What? I bought a broken scooter, huh? I bought a dent in Saks and a banged up computer. Kill him! I wear my grouchy clothes. Yes. I look deplorable. That's right. I need this fish hat from the grouch shop down the street. Ow. I'm gonna pop some trash. Only got seven bags in my trash can. I'm shopping, looking for some rubbish. This is grouchy awesome. Arda, rehber dedik, güvendik. Bizi çöp arazisine getirdin. Ay yok be anneler, sanki çöp arazisi görmedim. O kadar da değil. Abi çöp arazisi nasıl oluyor ki? İzlediğiniz görüntüler İzmir'in bütün ilçelerindeki çöplerin döküldüğü ve 26 yıldır katı atık çöp depolama alanı olarak kullanılan Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Çöplü ile ilgili çekilmiş olan Çöpten Bir Hayat belgeselinden. Günde yaklaşık 5000 ton katı atık buraya dökülüyor. Vahşi depolama olarak adlandırılan yöntemle İzmir'in bütün ilçe ve semtlerinin çöpleri Harmandalı Çöplüğü'ne getiriliyor ve kazılan çukurlara gömülerek sıkıştırılıyor. Tesiste herhangi bir ayrıştırma ünitesi bulunmuyor. Kazılan ve yeniden kapatılan bu çukurlar ciddi bir heyelan ve metan gazı patlaması tehlikesi barındırıyor. Çöplükte yer yer yangınlar çıkıyor. Çöplükte metan gazı birikiminin arttığı ve her an büyük bir patlama yaşanabileceği yönünde raporlar verilmesine rağmen bu tehlikenin çözümüyle ilgili henüz ciddi bir adım atılmış değil. Bu durumda bölge halkının tedirginliğini arttırıyor. Gerek düşünülen alanların çevre etki değerlendirmesi raporları, gerekse adı geçen bölgelerde yaşayanların tepkileri sebebiyle Harmandalı Çöplüğü'nün taşınacağı yer kesinleşmedi. Harmandalı semti sakinleri ve Harmandalı Koop, Evka 5, Eyikent, İskent ve çöpten etkilenen diğer semt ve mahalleler çöpün artık hayatlarından çıkmasını istiyor. Onlar her gün bu sağlıksız havaya maruz kalıyor. Bölge halkı en çok çöp kokusundan şikayetçi. Çöp yüzünden 4 mevsim hiç eksik olmayan sineği, haşereleri ve çöp araçlarının mahallelerin içinden geçerken sızdırdıkları çöp suları şikayetler arasında. Tüm çöpü gömüyorlar mı? Ayırma tesisinde tam 8 ton çöp işleniyor ve 1,5
2,5 dönümlük orman arazisi kurtarılabilir bunlar. Bakın telefonumda ne buldum. İlginizi çekebilirim. Teşekkür ederim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında paylaştığı bilgiye göre 30 ilçeden toplanan evsel katı atıkların ortadan kaldırılabilmesi için 5 farklı bölgede katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi kurulması planlanıyor. Tesis atık kabulünden itibaren tamamen kapalı devre, negatif basınç, kimyasal ve biyolojik filtre uygulamaları ile koku kontrolünün sağlandığı, atık su arıtmalı ve geri dönüşüm yöntemlerine açık, enerji ve kompost üretiminin yapılabilme özelliklerini taşıyacakmış. Abi geri kazanım deyip duruyorsun da, doğada kaç senede çözünüyor ki bu çöpler? Ay yok artık, göreceğim bunu da bir. Süt ve meyve suyu kutuları 5 yıl! Bravo Melih! Geri dönüşümü mümkündür. Nerede kaldınız ya? Evet abi, yarım saat sizi bekledik. Neredesiniz? Abi ne topluyorduk? Sigara filtresi. Bu arada kulüp olarak çevre temizliğine gittiğimizde bizi en çok oyalayan sigara izmaritleri olur. Hem çevreyi hem de havayı kirletiyoruz. Sakız 5 yıl. Rayon kumaşlar 45 yıl. Piller 100 yıl. Piller, civan, kurşun, kadmiyum gibi ağır metalleri içerirler. Piller geri dönüştürüldüğünde hem bu zararlı metallerin toprağa, oradan da besin zincirine geçmesi engellenmiş olur, hem de ekonomiye geri kazandırılmış olurlar. Onlar da bir şey mi? Bebek bezi 450 yıl, hijyenik bezi ise 800 yılda kayboluyor. Alüminyum içecek kutuları 200 yıl. Alüminyum sonsuz defa geri dönüştürülüp doğaya kazandırılıyor. Plastik şişeler 450 yıl. Plastik 8 kere dönüştürüldükten sonra geri dönüştürülemez hale geliyor. Plastik köpükler, elastrafor, tabak ve bardaklar bazı kaynaklarda yok olmamakta. Fakat geri dönüştürmeleri mümkün. Plastik eşyaların yeniden dönüşüme kolaylık sağlanması için bir kodumuz da geliştirilmiştir. Kodlar pek çok plastik şeyin altına okunabiliyor. Aslında. Teşekkür ederim. Aslında pek farkında olmadığınız, evlerde genelde mutfak lavabosu tıkandıktan sonra kendini belli eden bir atık da yağlar. Lavabo ve kanalizasyon borularının tıkanmasına neden olur. Yağlı atık suları, eriştikleri deniz ve nehirlerde suyun hava almasını engelleyerek yağ filmiyle suyun yüzeyinin kaplanmasına ve balıkların ölmesine neden olur. Biyodizel organik yağların baz ile karıştırılarak dizel yakıtı çevrilmesi sonucunda elde edilen bir yakıt türü. Elde ediliyor. Benzer şekilde motor ve makine yağları kanalizasyona, toprağa veya derelere kontrolsüz bir şekilde bırakılırsa içme sularına karışarak kirlenmeye neden olabilir. Fakat kullanılan ve işlevini yitiren motor yağı tekrar yeni motor yağına, yakıta veya makine yağına dönüştürülebiliyor. Cam şişelerin doğada çözünmeleri için geçecek zaman tam olarak hesaplanmamış. Kimi kaynaklarda birkaç milyon yıldan bahsediliyor. Biliyorsunuz camın ham maddesi kum. Kumdan cam üretmek yerine üretilmiş camları eritip yeniden kullanıma kazandırmanın ekonomiye çok büyük bir katkısı var. Cam sonsuz kere geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanıma katılabilir. Genellikle renksiz camlar renksiz, renkli camlarda renkli cam üretilir. Bu nedenle renkli ve renksiz camları ayrı ayrı geri dönüşüme atmalıyız. Ayrıca cam şişe, kavanoz gibi ürünler geri dönüşüme kapakları atarken ayrı atmalıyız.
Gazete ve kağıt atıklar toprakta 3 ayda yok olur. Kağıt çöplerine gitmeden önce 5 kere geri dönüştürülebilir. Ülkemizde kağıt ve karton üretimi bazı fabrikalar hariç olmak üzere tamamen hazır ithal selüloz, saman ve atık kağıttan yapılmaktadır. Üretimin atık kağıt kullanılarak yapıldığında imalat için gerekli olan su ve kimyasal maddeler daha az kullanılır. Bu da çevrenin korunması için son derece önemlidir. 1 ton kağıt üretmek için 2 ton ağaç gerekir. Bu da 20'den fazla yetişkin ağacın kesilmesi demek. Yok artık. 20 ağaçtan 80 koli ağaç kağıdı üretilebilmektedir. Vay be! Okulumuzda geçen yıl 14 ton kağıt kullanılmış ve sadece 1 tonu geri dönüşüme kazandırılmış. Geçen yıl Okul Aile Birliği'nin önderliğinde yürüttüğümüz 140. yıl ormanı projemizde 2100 tane fidan dikilmiş. Bu fidanların ortalama 1 kilogram olduğunu düşünürsek dediğimiz fidanları çoktan yok etmiş durumdayız. Peki, çöpler imal edilme aşamasına gelmeden biz neler yapalım? Yani çok da basit adımlar var aslında. Bireysel olarak küçücük önlemler alabiliriz. Yani mesela... Ya Arda! Ayakkabımın yanı açıldı. Abi, bu ne ya? Abi, bir şey söyleyeceğim. Abi, yenisine ihtiyacım var. Oğlum, ne yenisi? Bir göster bakayım. Al. Abi yok hiçbir şey bunda Allah aşkına bak. Seni çok güzel bildiğim bir tane tamirciye götürürüm tak diye halleder. Diyorsun. Çok ucuz halleder. Şimdi yenisini almadan önce tamir edilip edilmediğine bir bakabilirsiniz. Hızla gelişen teknoloji sayesinde özellikle elektronik aletlerde tamir etmektense yenisini almayı tercih ediyoruz. Böyle alışmışız. Ama yenisini almayı son seçenek olarak belirlemek çok daha önemli bir şey. Çok sallanmayın hadi artık. Gitmemiz lazım, geç kalacağız. Sizin haberiniz yok galiba. 27 Aralık'ta okulumuzda ikinci el pazarı kurulacak. Evinizde kullanmadığınız, giyilebilir durumda olan kıyafetlerinizi, ayakkabı, çanta, kitap, oyuncak gibi malzemeleri 24 Aralık'a kadar okula getirirseniz yeniden kullanıma girmelerini sağlayabilirsiniz. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I'm making friends. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. 我们决定结束了。哦，当我们退赛，干杯！你们这都不要给。你是第二个人，谁都。
parce que j'ai une autre option. And it's a healthy relationship. Ve her şeyden önce bir şey almadan ikinci kere düşünmemiz lazım. Gerçekten ihtiyacım var mı? Satın almadan da idare edebilir miyim? Onun yerini dolduracak, aynı görevi yapacak bir şeye sahip miyim? 5 çift koşu ayakkabısı varken sırf rengini beğendiğim için yeni bir ayakkabı daha almak bana ne kazandıracak? Belki şu anda biraz abarttığımı düşünen arkadaşlarım olacaktır. Ama o ayakkabıyı satın almak dünyadan ve insanlığın geleceğinden nelerin kaybedilmesine sebep olacak. Hiç düşündünüz mü? Abi Melih, bir şey soracağım ya. Biz bu kadar konuştuk da bizim okuldakiler bunun hakkında ne düşünüyor sence? E hala konuşuyoruz. Bize de öyle. Öğretmenlere ve görevlilere bazı sorular soracağız. Deniz merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sana birkaç soru sormak istiyorum Green Project adına. Hangi maddeler geri dönüştürebilir? Yani dünyanın en çok maddeyi dönüştürebiliyor. Plastik, cam, kağıt gibi. Bunlar en önemli maddeler gibi şeyler. Kağıt ve plastik, kağıt, cam, plastik. O kadar lazım. Kağıt, plastik, metaller veya işte karton gibi organik bazı veya eritilip tekrardan kalıplara dökülerek kullanılabilecek olan maddeler gibi dönüştürebilir. Plastik, kağıt, cam. Plastik kağıt yani. Birçok madde dönüşebiliyor. Evet, şişe. Ondan sonra karton, kağıt. Yani benzeri tüm şeyler dönüşebiliyor. Hatta çöp bile dönüşebiliyor. Enerji olarak kullanılabiliyor. Plastik ve kağıdı biliyorum başta. Bunun dışındaki çok bilmiyorum. Şimdi sana ikinci soruyu sormak istiyorum. Bence bu soru birinci soruya göre biraz daha zor. Bir madde mesela plastik kaç kez geri dönüştürülebilir? Şimdi maddelerin geri dönüştürülme sınırı var. Mesela bazı maddeler 5-6 kez geri dönüştürülebiliyor. Sonrasında ise artık geri dönüştürülemeyen bir madde haline geliyor. Mesela yumurtaların satıldığı kaplar bazı maddelerin son geri dönüştürülmüş hali olarak kabul edilebilir. Ama maddenin tipine göre değişiyor. Mesela bazı maddeler sadece 2-3 kez geri dönüştürülebiliyor. Maddeye göre değişmesi lazım. Bilmiyorum ama kağıtları 2-3 kez geri dönüştürüp tekrar kullandıklarını biliyorum. Farklı ülkelerde. Bağlı. Plastik en az 3-4 kere dönüştürülebilir. Hani esas olması mesela giyimde bile kullanılabilir plastik. Onlar mesela bence plastik %92 plastikler olacak. Evet. Geri dönüşümü yaygınlaştırmak için okulda neler yapılabilir? Bence insanlar kantinden plastik suşeleri almak yerine cam şeyler kullanabilirler. Çünkü kantinde çok kullanılan şey plastik suşeleri. Tabii ki bunun geri dönüştürülmesi çevre kirliliğini oldukça artırıyor. Eğer suşeleri olarak cam şeyler kullanılırsa önemli bir miktarda azaltmış oluruz çevre kirliliği. Teşekkürler. Yaptığımız kağıt atık kutularına kağıtlar atarak farklı evsel atıkları, başka şoklara, mesela Taner'de bunun için şoklar var fakat bir kullanımı yok. Onun kullanımını arttırırsak bence daha yararlı olabilir içerideyse. Kağıt toplama alanları, havuzlar, petse toplanıyor geçen sene, o devam ettirilebilir. Bazı makineler var, görüyorum bazı meydanlara falan konuluyor. Mesela bir plastik şişe için attığınız zaman işte sokak hayvanları için mamalar düşüyor. Bunumuzda da çok fazla sayıda kedi var. Tabii ki bunların hiçbiri aç değil veya mamaya ihtiyaçları yok ama böyle makineden öğrencileri geri dönüşme teşvik edebiliriz. Daha önceden yapıldığı gibi plastik toplama alanları veya kağıt toplama alanları yapmaya devam edebilir. Bence tamamen temelde
olan bir şey. Yani aile kültürü de bir şey bana göre. Çünkü birçok şey aile kültüründen şey oluyor. Değer yargılar diyelim. Yani çevremizi, sokağımızı, ailemizi, işte ne bileyim geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, ekonomimizi, her şeyi buna bağlı bana göre. Yani geri dönüşüme harcanan milyonlarca dolar para var. Ama geri dönüştürdüğümüz birçok şehre bunları en azından tasarruf yapıp daha farklı projelerimizi kullanabiliriz. Bilime, bilime, öğrencilere, öyle bilim, daha farklı şeyleri kullanabiliriz. Ya assembly düzenlenebilir. Normal çok köp bidonları yerine geri dönüşüm bidonları kullanabiliriz. Yani farklı geri dönüşüm bidonları dışında pek bir şey yapamaz. Okuldan en çok çıkan atık sizce hangisidir? Okulda en çok çıkan atık bence plastik. Yani insanlar cam şişeyi kullansa aslında bu plastik çöpler azaltılır. Ama herkes sularını plastik şeylerden alır. Yani kağıt alması lazım ben göre. Genelde kağıt ve pet şişe. Kağıt ve su şişelerden alır. En çok kağıt olduğunu düşünüyorum. Yiyecek ve içecek dışında en son ne satın aldın? En son sen kazanan. Tornavizi. Şu an bir defter satın aldım. Ama defteri satın alırken de özellikle geri dönüşüm kağıttan olmasını özellikle. Peki bu kazağa ne kadar ihtiyacın vardı? Açıkçası çok ihtiyacım yoktu ama indirimlerimi oradan aldım. Bilmiyorum valla. Kullandım, aldım gün. Ama bir daha ne zaman kullanırım göreceğiz. İhtiyacım vardı çünkü defteri senenin başında aldım ve başka defterim yok diye. Hiçbir defter kullanmadım. İhtiyacım vardı, buna dikkat ediyorum. Almadan önce düşünüyorum. Yani buna gerçekten ihtiyacım var mı diye düşünüyorum. Son zamanlarda bu bilinç daha çok konuşmaya başladı zaten insanlarda. Medyadan da bununla ilgili çok fazla şey görüyoruz. Ve kişisel olarak buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda çocuğumu da duyuyorum. Geri dönüşüme nasıl bir katkı sağladığınızı düşünüyorsunuz? Evde plastik çöpleri, kola ambalajları, kava kutularını, süt ambalajlarını, kağıtları, pilleri hep ayrıştırırız. Işıklar bir zaman fazladan yakılmıyor mesela. Ayrıca okulda da kendi şeylerimizi yaptık, eserliğin olarak kutu, kağıt ışıkları ayırmak için kutu yaptık. Açıkçası çok bir katkı sağlamadığını düşünüyorum. Yani, sağ olun. Arkadaşlar son zamanlarda okulda bir değişiklik fark ettiniz mi? Aa evet, masalar temizlenmiyor. Peki sen? Aa ben hiç fark etmemiştim. Yani kantinde yemek yeme masaları okulda genellikle çöpler oluyor ve insanların çöplerini kendim atmam gerçekten rahatsız edici bir durum. İnsanlar gerçekten bu durumda çok duyarsız. Evet, biliyorum. Evet, bir süredir masalar temizlenmiyor. Öğrenciler benim tek söyleyeceğim olay şu tabi öğrencilerimiz konuda çok iyi niyetli oldukları için masalarda genelde bırakıyorlar bu tip yiyecekleri ama bana göre bir lise öğrencisine bunu yapmaması lazım. Biliyorum ben bunu ama her ne kadar söylesek maalesef boşa çıkamıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Okay, listen to this. Everyone on Sesame Street is always talking about love. Yuck. But now it's time for me to tell you what Oscar the Grouch loves. The thing the Grouches love best of all. Oh, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Anything ragged or rotten or rusty. Yes, I love trash.
look at this. I have here a sneaker that's tattered and worn. It's all full of holes and the laces are torn. A gift from my mother the day I was born. I love it because it's trash. Oh, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Anything ragged or rotten or rusty. Newspaper 13 months old. I've wrapped dish inside and it's smelly and old. But I wouldn't trade it for a big pot of gold. I love it because it's trash. Yes, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Anything ragged or rotten or rusty. Yes, rusty trombone, and I am delighted to call them my own. I love them because they're trash. Oh, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Anything ragged or rotten or rusty. Şimdi koltuklarınızın altına bakarsanız bazılarında gazoz kapakları var. O kişiler
seçilmiş. İsterseniz onları sahneye alalım. Üç tarafta da var. Karşına bakmıyoruz. Başla. Gratitude for everything allows us to share. Reuse, recycle and repeat. Baby, there's just one world beneath our feet. Reuse, and my hands on a bone load. If we use less, we can share it with our brother. Reuse, teaching the legend and wash a plastic bag. Use it again until it starts to sag. Reuse, recycle and repeat. Gratitude for everything allows us to share. Jumping on the deep.
and you'll see them in the sand. Reduce, reuse, recycle and repair. Gratitude for everything allows us to share. Reduce, reuse, recycle and repeat. Maybe there's just one world beneath our feet. One world, one land, one home. Don't you understand? One life. If we think about others, we all can live in heaven. Help one another. Reduce, reuse, recycle and repair. Hey, did you know that you can recycle your hair? Reduce, reuse, recycle and repeat. Even there's just one word beneath our feet. Reduce, reuse, recycle and repair. Gratitude for everything allows us to share. Reduce, reuse, recycle and repeat. Maybe there's just one world beneath our feet. Remember, there's just one world beneath our feet. Remember, there's just one world. Artık onu. Çevre Bilinci Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Hafta boyunca yaptıkları etkinlikler, ikinci el pazarı, sizin sadece burada gördüğünüz bir kısmı. Demircili sahilini temizlediler daha önce. Fatma Hanım, kendisi sahneye davet ediyorum. Bu süreçte en fazla liderlik eden öğretmenlerimizden birisi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem öğretmenimiz hem de öğrencilerimiz için kuvvetli bir okul alkışı rica ediyoruz. Evet. 1, 2, 3. Teşekkürler.